Kızım duymuyor musunuz? Size soruyorum. Banu Türkoğlu burada mı yaşıyor? Yok öyle biri burada. Nasıl olur? Vallahi bilmiyorum nasıl olur. İyi günler. Baban gelmemi isteseydi kendi söylerdi. Ha, ben yalan söylüyorum yani. Ha? Beni bir an önce göndermek için yapıyor olmayasın. Anne inan ben artık seni tanıyamıyorum. Gerçekten... Ne demekmiş o? Efendim abi. Banu. Sana bir şey soracağım. Ya abla ben artık kafayı yiyeceğim. Ya yine ne oldu? Ya o kadın sabaha kadar beni uyutmadı ya. Saçın başını yolasım geliyor. Ya Banu saçmalama. Geldi yolladık işte. Ya zaten canım Volkan'a sıkın iyice germe beni. Ya abla sizin aranız düzelir de ben ne yapacağım söyler misin? Ya sonuçta Can annem bir şey derse üstünde durma demedim sana. Ya aynı şey değil ki. Kadın kapıya dayandı resmen. Ya kapıyı babam açsaydı? İşte o zaman skandal olurdu. Allah'tan üstlerini değiştiriyorlardı odada. Yeni gelmişlerdi. İşte ben de onu diyorum. Banu. Daha fazla canını sıkmak istemem ama... Sonuçta ben bu kadına Banu Türkoğlu bu evde yaşamıyor dedim de... Yemedi galiba. Yani? Yine gelebilir. Ya of. Ne yapacağız biz ya? Ne yapacağız? Ama bu sefer beni öldürmezse ben kendimi öldüreceğim zaten. Hak ettim yani. Bence annemlere her şeyi anlatmalıyız. Neyi? Can'ı mı anlatmalıyım? Evet. Can ne olursa olsun yanında sonuçta. Söyle ve kurtul. Suna ben çıkıyorum. Canım nereye çıkıyorsun? Geldiğiniz için teşekkür ederim. Bebekle ilgili konuşmamız gerekiyor. Sizin de bu konu hakkında konuşmuştuk. Bir daha birbirimizi görmeyecektik. Haklısınız ama bilmeniz gerekenler var. Buyurun oturun. Hayır. Sizinle konuşacak bir şeyim yok benim. Levent Bey bakın. Size son kez söylüyorum. Sakın bir daha beni rahatsız etmeyin. Ama... İyiyim ablacığım, iyiyim. Yeğenim nasıl? He. Neyse, bakın siz keyfinize. Özledim canım, nasıl özleme? Öp yeğenimi benim yerime. Tamam, görüşürüz. Ya ne istiyor bu Allah'ın cezası kadın?
Beni bir daha arama demedin mi? Konuşmak istemiyorum seninle. Levent Bey, dinleyin beni rica ederim. Konuşmamız gereken şeyler var bebekle ilgili. Lütfen görüşelim. Siz beni anlamıyorsunuz galiba. Konuşmak istemiyorum. Konuşunca fikriniz tamamen değişecek. Lütfen kırmayın beni. 10 dakika da olsa konuşmamız lazım. Tamam peki. 10 dakika. Dünkü kafeye gelirim ben. Tamam. Acılarım bitecek anne. Para mı isteyecek bu kadın acaba? Neyse göreceğiz. Volkan ne olur gitme. Ya Suna, bu benim işim. Her gün sabah aynı saatte gidip fırından simitlerimi alıp satacağım. Volkan yapma böyle. Dün olanlardan sonra çok korkuyorum. Lütfen gitme oraya. Ya sen demiyor muydun her işin bir zorluğu var diye? Neyi kastettiğimi çok iyi biliyorsun. Ya tamam Suna, tamam. Dırdır edip durdun git çalış diye. Çalışıyorum işte. Hoşça kal. Abi, sofra keşke kalsaydı. Gizem kalkınca kahvaltısını yapardı. Aa bak o da doğru. Neyse sen çıkıyor musun? Hı hı, çıkıyorum. Hadi hoşça kal. Hiçbir yere gitmiyor dayı. Bugün onun için hesap günü. Hesap verecek. Gizem, kızım annenle doğru konuş. Neden bahsediyorsun? Ne hesabı verecekmişim? Sen çok daha iyi bilirsin anne. Aslında dün gece yatağından kaldırmak vardı ama. Gizem. Kızım ne söyleyeceksen adam gibi söylesene. Karşındaki şu insana iyice bir bak dayı, ne görüyorsun? Bak kızıyorum ona ha. Sen iyi misin? Sayende çok iyiyim anne. Madem sen açıklamayacaksın ben anlatayım. Bu insana baktığımızda yalancıların sultanını görüyoruz dayı. Kendisinde her türlü dalavera, alavera, üç kağıt mevcut. Gizem yeter artık, saçmalama. Ne diyorsun sen? Saçmalıyorum öyle mi dayı? O zaman şu ses kaydını dinleyelim bakalım. Kim saçmalıyormuş görelim. Bana iftira attığını, buraya gelip tehdit ettiğini söylerim. Hile ile yalanla Gizem'i benden uzaklaştırmaya çalışıyorsunuz öyle mi? Evet öyle. Ayağını denk alıyorsun ve kızımdan uzak duruyorsun. Evet, seni dinliyorum. Nasıl bir açıklama yapacağını çok merak ediyorum. Ben düşündüm de hani Günsarp rezil oldu ya. Sence bugün beni yemeğe davet eder mi? Ya söyledim ya Özgür'le iddiaya girmişler diye. Hem de Sarp'ın NBA maç biletleri üzerine. İnanmıyorum. Vay be. Sarp'ın ıslanacağını tahmin ediyordum ama bu kadarını beklemiyordum. NBA maç biletleri nasıl almış? Celal amcam. Yani dayısı hediye etmiş. Neyse şimdi bırak bunları. Sarp seni yemeğe davet ettiğinde hemen kabul etmeyeceksin. Sonra kabul edeceğim yani. Önce biraz süründüreceksin, sonra kabul edeceksin. Ne yapacağız şimdi? Bak şimdi. Bu gelip seninle konuştuğunda sen de gel. Aynı. Sen bu formunun mantığını oturtamamışsın. Biraz şu alta bak. Sarp. Ya nasılsın diyeceğim ama birazcık abes kaçacak. Bence de hiç nasılsın filan deme. Vallahi çok üzüldüm. Üzüldün de. Benim o sınıfta olduğumu biliyordun. Neden engel olmadın? Ya denedim. Ama babam tutturdu toplantıyı 305'te yapalım diye. Engel olamadım. Tek boş sınıfta oymuş. İyi tamam. Neyse artık olan oldu, ne yapalım. Hem sen Doğal diye bir çocukla takılıyorlar diyordun Elif'le. Bence hiç onlar takılmıyor. Gayet sevgililer.
Yok bir oğlum, sevgili değiller. Bak eğer sevgililerse bana yakışmaz, biliyorsun sevgilisi olan bir kıza takılmak. Ya sevgili değiller diyorum, sen bana güvenmiyor musun? Sevgilisi olsa ben seninle böyle bir iddiaya girer miyim? Bana bak. Yoksa sen iddiayı kazanamayacağını anladın, yan mı çiziyorsun? Yok ya, hiç yan çizer miyim? Bir iddiaya girdik, ben o iddiayı kazanacağım. Hadi bakalım. Yalnız fazla vaktin kalmadı. Akşam saat 7'de Rose Restoran'da. Unutmadın değil mi? Unutur muyum hiç ya, aklımda benim o. Yalnız ilk önce bu olaylar yüzünden Bahri Hoca'dan özür dilemem lazım. Bence de. Desen iyi olur. İyi tamam, konuşur sonra. Evet Andan. Bir açıklama yapacaksın herhalde. Ne demek oluyor bütün bunlar? Abi ben aslında... Susma anne, konuş. Dayıma da anlat her şeyi. Ayılıp bayılmalarım hepsi yalan dedi. Hadi. İnan bana, ben senin iyiliğin için. Benim iyiliğim için mi yalan söylüyorsun anne? Kızım. Bana kızım falan deme. Lanet olsun sana inandığım için ya. Sana inanıp bir ton laf ettim ben Melih'e. Nasıl laf ettireceğim şimdi kendimi? Gizem. Bundan sonra hiçbir şeyime karışmayacaksın anne. Kiminle ne istersem onu yaşayacağım. Bundan sonra yasaklar, emir vermeler falan bitti. Çünkü sen yalancının tekisin. Beni çok şaşırttın anne. Çok. Gel. Hocam müsaitseniz konuşabilir miyiz? Geç otur. Hocam sizden dün için özür dilemek istiyorum. Ya bu kaçıncı özür? Kaç kere özür diledin? Nerede bir olay var, nerede bir vukuat var, sen içindesin. Hocam tamam, bir daha olmayacak. Oğlum burası okul, okul. Anladın mı? Öyle kafana estiği gibi hareket edemezsin burada. Yaptığın şeylere biraz dikkat et. Peki hocam, özür dilerim. Gel. Merhaba hocam. Sen çıkabilirsin. Hocam müsaitseniz sizden gazeteyle ilgili bir konuda yardım isteyecektim. Otur bakalım. Simit. Sıcak simit. Taze simit. Alo. Söyle abi. Bir hesabım var, onu görüp geleceğim. Şimdi mi? Peki, tamam. Ben sana görüşeceğim sonra. Bekle bak. Başka çaren yok galiba. Var. Arayıp söyleyeceğim Can'a ya. Versin anasının ağzının payını. Ya bu da bir seçenek sonuçta ama... ya bu kadın kafasına taktıysa ta Bodrum'dan bile el atar bu işe. Telefon denen bir şey var sonuçta. Uf abla ya, nasıl söyleyeceğim ben bizimkilere? Kötü bir şey yapmadın ki. Hem zaten bir an evvel söyleyelim demiyor muyduk? Söyle de kurtul şundan. Ya çok tepki verirlerse? Yok ya. Canım çok sevdiler, bunu biliyoruz. Dürüst olmak istedim dersin. Haklısın. En iyisi söylemek herhalde. Hadi gel o zaman. Ne, şimdi mi? Hadi yürü. Babacığım. Banu size bir şey söyleyecek. Hayırdır kızım?
Bugün evde misin çocuğum? Evet anne, birkaç dosya var üzerinde çalışmam gereken. Çayını tazeleyeyim mi? Yok yok, biz tamam. Banu bugün okulda mı? Anne bak, ben seninle Banu hakkında artık konuşmak istemiyorum. Tamam mı? Aynen böyle süründürmeye devam edeceksin yani. Tamamdır. Anladım. Sen gerisini bana bırak. Dalımız ayağımıza geldi bile. Selam. Ben de seni arıyordum. Öyle mi? Neyse. Ben annemin yanına gideyim. Dersi bitmiştir. Araşırız. Tamam canım. Dün herkes rezil oldu. Talihsizlik oldu değil. Çok kibarsın. Ya ben olsam deliler gibi gülerdim ya. Bu arada bütün hazırlıklar senin için. Sana bir teklifim var. Yoksa yine sinemaya mı gideceğiz? Yok yok, sinema falan yok. Bugünden itibaren sanki birbirimizi ilk defa tanıyormuş gibi davrandım. Yani İkimiz için yeni bir sayfa açalım. Olur mu? İlginç fikirmiş. Mesela seni yemeğe çıkartayım. İlk randevumuz olsun. Ne dersin? Madem yeni bir sayfa açacağız, o zaman önce sana güvenmem lazım. Tamam. Bana güvenmem için ne yapabilirim? Söyle, ne yapayım? Hemen söyle. Bugünü benimle geçir. Halletmem gereken bazı işlerim var. Onlara yardım et. O zaman belki teklifini düşünebilirim. Tamam. Ne istersen yaparım. Hatta senin işlerini ben yaparım. Olur mu? Peki. O zaman alışverişe gidiyoruz. He? Alışveriş mi? Evet. He hadi. Sarp hadi. Yani kısacası bu röportaj sayesinde hem sağlık ocaklarındaki sorunları hem de bu sorunların nedenini tartışmış olacağız. Çok iyi, çok iyi. Peki sağlık ocaklarının işlevi hakkında bir şeyler düşünüyor musun? Yani bir öneri sadece. Çok iyi olur hocam. Bir de şu aile hekimliği konusu var. Yani insanlar hala bu konuda pek bilgi sahibi değil. Yani bu konuya da değineyim diyorum. Sen her şeyi halletmişsin zaten, bana gerek yok. Estağfurullah hocam, sizden yardım almadan olmaz. Peki. Dur bakayım, benim sağlık ocağında çalışan bir arkadaşım var. Burada kartı olacaktı, olabilirsem. Heh, buldum. Adı Murat. Bir ona uğra bakalım. Sen gitmeden ben haber vereceğim. Senin geleceğini söyleyeceğim. Bakalım o neler söyleyecek. Çok sağ olun hocam. Hadi kolay gelsin. Alo. Doktor Bahri ben. Benim istediğim tahliller ne oldu? Gelmedi bir türlü. Çıkmadı daha. Nasıl çıkmadı ya? 2 gün oldu. Laborant açığımız var hocam. Arkadaşlar elimizden geleni yapıyoruz ama yetişemiyoruz. Açığınız mı var? Buradaki listede hiç öyle açık falan görünmüyor. Levent Okur. 7 aydır ücretsiz izinde. Geldi yardık ama istemedi. Önümüzdeki ay bitiyor izni. Ya burası hastane kardeşim. Bir ay daha bir adam beklenir mi? Ne deseniz haklısınız. O arkadaşın adı neydi? Levent Okur. Levent Okur'u bir de ben arayayım. İşinin başına dönsün. Olmaz böyle. Tamam peki, görüşürüz. Vallahi. Ne söyleyecektin sen bize? Bir dakika, ne söyleyeceğim? Ya Volkan, ne olur inat etme. Eve gel. Ya Suna, tamam işim bitince geleceğim.
Yani hatta bugün bütün simitleri satmadan gelmeyeceğim yani. Volkan yapma böyle, bak aklım sende kalıyor. Yine orada mısın sen? Evet Suna. Ya o adam yine gelirse? Geleceği varsa göreceği de var. Allah Allah. Ya saat başı ara dedin diye arıyorum ha. Sen böyle yaparsan bugün kazandığımı da faturaya vereceğim valla. Tamam tamam peki. Ama ne olur kendine dikkat et. Ya kızım bir şey olmaz. Gitme üstüne. Banu. Sen ne diyecektin bize? Ben şey diyecektim baba. Hani Can var ya. Can Bey hani mimar olan. Ha evet. Biz onunla çıkıyoruz. Ama aptallık bende. Söylediği onca yalandan sonra anneme niye inanıyorum ki ben? Melih'inle boşu boşuna kalbini kırdım. Neler söyledim çocuğa ya? Arasam açar mı ki acaba? Efendim Kaan? Neler yaptın dün? Anlat bakalım. Çekim nasıl geçti? Gizem, orada mısın? Affedersin, buradayım evet. Başta biraz problemle başladık ama sonradan toparladık işi. İyi bari, halledebildiğine sevindim. Fotoğraflar hazır, istersen getirebilirim. Aslında ben de seni onun için aramıştım. Benim bugün biraz işim çıktı. Röportaja gitmem lazım. Tamam. Benim de halletmem gereken işlerim var. Onları hallederim. Tamam. Sen fotoğrafları dosyaya ekle. Yarın görüşelim. Tamam. Görüşürüz. Kolay gelsin. Görüşürüz. Aç şu telefonu. Öyle hemen affedebileceğimi mi sandın? Biraz da sen sürün bakalım. Açmıyor işte. Affetmeyecek beni. Ne yapacağım ben şimdi? Levent Bey'le görüşecektim. Buyurun benim. Kimsiniz? Ben Profesör Bahri Atabay, Ankara Üniversitesi. Merhaba hocam. Buyurun. Merhaba. Levent Bey, 7 aydır ücretsiz izinli görünüyorsunuz. Anladığım kadarıyla bir müddet daha da izin yapacaksınız. Ama bizim burada çok işlerimiz aksıyor. Yani biz tahlil isteyemez duruma geldik. Anlıyorum hocam. Eğer önemli bir mazeretiniz yoksa bir an önce işe dönmenizi rica edecektim. Aslında ben bir ay daha iznimi kullanmayı düşünüyordum ama... Anlıyorum da personel durumunu biliyorsunuz. Bütçe de ortada. Yeni bir eleman da alamıyoruz. Eğer hayati bir durum söz konusu değilse işe gelmenizi önemli rica edeceğim. İhtiyaç varsa ne demek hocam? Pazartesi başlasam uygun mu? Tabii tabii. Beni kırmadığınız için teşekkür ederim Levent Bey. Ne demek hocam? Pazartesi görüşmek üzere. Görüşürüz, sağ olun. İyi günler. Geldiniz. 10 dakika demiştiniz. Buyurun. Biz sizinle bir anlaşma yaptık. Birbirimizi bir daha görmeyecektik. Ama bebeği çaldığımdan bu yana başıma gelmeyen kalmadı. 7 ay içinde babam öldü. Eşimden boşandım. Annem hasta oldu. Bunların hepsi bebek yüzünden başınıza geldi.
size saçma gelebilir ama ben öyle olduğuna inanıyorum. Ben de ciddi bir şey konuşacaksınız sandım. Buraya gelmem bile hataydı. Levent Bey, ben size yalan söyledim. Bebeğin kimsesiz olduğunu söylemiştim. Ama annesi hayatta. Ne zamandır var bu? Aslında çok uzun zamandır yok anne. Bir de evimize aldık elin adamı. Meğer kızımıza göz koymuş. Yok baba, o zamanlar biz tanışmıyorduk. Hatta okulda karşılaştık, o beni tanımadı bile. Dide, yalan mı söyledin sen bize ya? Ya hiç akıllanmıyor mu kızım ya? Anneciğim öyle değil, ben başından beri her şeyi biliyorum. Ama ben dedim, sen önce emin ol, sonra konuş annemle babamla diye. Ne işi varmış onun sizin okulda? Ek binanın inşaatı var baba, onun mimarı. Her gün okula gidip geliyor. Niye daha önce söylemedin bize? Ben sana ne dedim? Ama baba, ablamın da söylediği gibi emin olmak istedim ben. Yani sonra size mahcup olmak istemiyordum. Çıkıyor musun çocuğum? Evet anne, toplantı yapmaya karar verdik. Sen de giyindin, kuşandın, hazırlandın ama bir türlü çıkamadın, anlamadım. Neyi anlamadın çocuğum? Sen evdeyken yüzünü göreyim dedim. Ne yapsam suç? Yok anne, suçlamak için söylemedim. Yani bir yere gidiyorsan bırakayım, o yüzden. Bilmiyorum çocuğum. Belki çıkarım, belki çıkmam. İyi, görüşürüz. Güle güle çocuğum. Çıkacağım tabii, çıkacağım. O Banu denen kıza gününü göstereceğim. Beni bir daha kapıdan yalanla dolanla çeviremeyecekler. Nasıl yani? Bebeğin anne babası belli mi? Sizin için çalacağım bebek kimsesizdi. Ama vefat etti. Ben de size söz vermiştim. Onun yerine yeni doğan başka bir bebeği çaldım. Delirdiniz mi siz? Nasıl yaparsınız böyle bir şeyi? Çok üzgünüm, çok pişmanım. Bir hatadır oldu bir kere ama bu vicdan azabıyla yaşayamıyorum artık. Peki benden ne yapmamı istiyorsun? Niye şimdi söylüyorsun bunu bana? Bebeği gerçek annesine geri vermemiz lazım. Yoksa her şey daha da kötü olacak. Olmaz! Yeğenim kimseye vermem, anlıyor musun? Veremem. Bakın, ablam o bebeği öz evladı gibi seviyor. Ben de öyle. Ona kimsenin veremeyeceği bir hayat verdik biz. Ve bu mutluluğu kimsenin bozmasına izin vermem. Siz de haklısınız ama dediğim gibi hayatım mahvoldu. Annem ölüm döşeğinde. Bu yanlışı düzeltmemiz lazım. Başınıza gelenlerin bebekle bir ilgisi yok. Olacağı varmış, olmuş. Benim yaşadıklarımı yaşamadığınız için böyle düşünüyorsunuz. Bakın, ablanıza ya da size hiçbir zarar gelmeyecek. Bebeği annesine geri vereceğiz. Bütün sorumluluğu da ben alacağım. Hapisse hapis, cezaysa ceza, her şeyi göze aldım. Bakın Demet Hanım, zor bir süreçten geçiyorsunuz. Başınıza gelenleri anlıyorum. Size şöyle bir teklifim var. Size istediğiniz kadar para vereceğim. Gider annenizi tedavi ettirirsiniz. Kendinize yeni bir hayat kurarsınız. Bu konu da burada kapanır. Ne dersiniz? Ben bunları da beğendim. Bunları da mı alacaksın?
Bilmem, daha karar vermedim. Aa, yoksa sen sıkıldın mı? Yok yok canım, ne sıkılması? Yani bunları alacak mısın diye merak ettim o kadar ya. O zaman önce kasaya gidelim. Alacaklarımızı seçeriz, almayacaklarımızı bırakırız. Olur mu? Sarp, ay şunlar da çok güzel. Ay ne olur gidip onları da bakalım. Sen de bana yardım edersin. Hadi. Ya hadi. Levent Bey, ben size anlatamadım galiba. Benim derdim para pul değil. Ben temiz bir vicdan istiyorum sadece. Bakın bu isteğiniz bizim için çok zor. O bebek bizim her şeyimiz. Böyle kolay nasıl vazgeçeriz ondan? Ya çocuk oyuncağı değil ki bu. Anlıyorum. Kabullenmek kolay değil. Ama bu vicdan azabıyla yaşayamıyorum artık. Ne olur siz de beni anlayın. Gidip bebeğin annesiyle konuşalım. Her şeyi ben üstleneceğim. Filmse sizi suçlamayacak. Bilemiyorum. Bu isteğiniz çok zor. Benim için de zor. Ama hayat işte. Ablam burada değil. Şehir dışında. Bir iki güne dönecek. Tabii öncelikle onunla konuşmam lazım. Nereden başlayacağımı, nasıl yapacağımı bilmiyorum. Tamam, yapacağım. İnanın böylesi hepimiz için daha iyi olacak. Belki de. Ama sizden bir ricam var. Ben bu konuyu ablamla konuşana kadar kimseye bir şey söylemem. Tamam. Anlayışınız için sağ olun. Bir şey söylemeyecek misin? Vallahi yavrum, ne diyeyim? Ben aslında sevdiydim Can Bey'i be. Ne? Ciddi misin? Neden ciddi olmasın ki? Ortada kötü bir şey yok anne. Doğruya doğru. Mert adam. Daha ilk tanıştığımızda gözüme girdiydi. Vallahi benim de gözüme girdi. Ciddi mi düşünüyor, gönül mü eğlendiriyor? Baba, Can öyle biri değil ki. Yani onu siz de tanıyorsunuz. Ben sadece bilginiz olsun diye söylemek istedim. Volkan'dır. Dur ben bakarım. Dalaşmayın gene. Buyurun. Banu Türkoğlu evde mi? Evet, buyurun. Siz kimsiniz? Can Koçak'ın annesiyim. Simit! Simit! Çaya batır mideye yatır Simit. Sen hala burada mısın? Birader hadi bas git. Hadi bas git, ekmeğimizin derdindeyiz hadi. Ben sana ne dedim? Bu köşe yaz köşesi oğlum. O zaman sen de kış köşesine gideceksin birader. Sen dayağı yedin, akıllanmadın mı yine geldin? Geldim. Dalağını almaya geldim. Sok! Sok erkek sen, sok! Sok! Geberip gitmezsen bir daha buraya geleyim deme. Hey! Kaçma! İyi misiniz? Taksi! Abi gel.
Gel abi gel. Yaralı var. Dur çantamı alayım. Ay. Kusura bakma ya. Poşetleri de sana taşıtıyorum ama. Yok yok sorun değil canım. Ne olacak? Süper o zaman. Sıra geldi öbür işe. Neymiş o? Kuaföre gideceğiz. Daha manikürlerimi yenileteceğim. Saçlarımı fön çektireceğim. Beni kadın kuaförüne sokmayacaksın değil mi? Tabii ki hayır. Sen önünde bekleyeceksin Sarp. Ankara'nın bu soğuğunda. Eğer istemiyorsan benim anşudan bir taksi çağırıp gideyim. Yok 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 tamam tamam. Tam gelirim ya. Şey değil sorun yok. Demek benimle yemeğe çıkmayı bu kadar çok istiyorsun. Hadi o zaman. Yeterince süründünüz bence Gizem Hanım. Bakalım şimdi ne diyecek. Efendim. Şey merhaba. Merhaba. Ben demin de aradım ama. Müsait değildim. Anladım. Şimdi müsait misin peki? Müsait sayılırım. Ne oldu? Konuşalım mı diyecektim. Konuşacak bir şeyimiz kaldığını sanmıyorum. Melih ne olursun yapma böyle. Moda kafeye geldi konuşalım hadi. Bilmiyorum Gizem. Kafam çok karışık. Ne olur. Peki tamam geliyorum. Teşekkür ederim. Kızım çay kahve bir şey getirin Zerrin Hanım'a. Babacığım şey... Açsanız çok güzel tarhana çorbam var. Aç değilim. Teşekkür ederim. Tatlı ikram edelim size. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım değil mi? Ben buraya tatlı yemeye gelmedim çocuğum. Ben size bir şey söylemek istiyorum. Sen sus çocuğum. Ben buraya kızınızın oğlumun yakasından düşmesi gerektiğini söylemeye geldim. Ne? Ne diyorsun sen hanım? Ben kızınızın oğlumla olan ilişkisini onaylamıyorum. Bu kadar. Nokta. Of. Niye açmıyor bu adam telefonunu ya? Efendim? Hah hocam, sonunda size ulaşabildim. Çok kötü bir şey oldu, yardımınıza ihtiyacım var. Hayırdır oğlum, ne oldu? Ya sağlık ocağına giderken gözümün önünde biri bıçaklandı. Biri mi bıçaklandı? Sen iyi misin? Ben iyiyim, ben iyiyim. Ama yaralının durumu pek iyi değil. Çok kan kaybetti, bilinci de kapalı. Tamam ben hemen bir ambulans göndereyim, adresi söyle bakayım. Yok hocam, ambulans gecikir diye ben taksiye bindirdim yaralıyı. Şimdi hemen hastaneye geliyoruz. Siz bizi acilin önünde karşılasanız. Tamam, ben hemen iniyorum acile. Tamam hocam. Merhaba. Merhaba. Şey, nasılsın? İyi. Bir şeyler mi içsek acaba? Benim canım istemiyor. Hem sen konuşmak istiyordun değil mi? Doğru. Konuşmak istiyorum. Şey diyeceğim. Çok özür dilerim sana inanmadığım için. Ama sen de bana hak vermeye çalış. Yani insan annesinden böyle bir şey beklemiyor. Ne yapayım? Hiç aklıma gelmezdi böyle bir şey yapacağım. Neyse. Sonuç olarak sana inanmamakla aptallık ettim. Özür dilerim. Beni affedebilecek misin? Hayır. Nasıl yani? Artık çok geç. Dondum ya, dondum be. Of.
sonunda ya. Nasıl olmuşum? Harika olmuş. Ay kıyamam. Sen çok mu üşüdün? Üşüdüm tabii ya. Üşüdüm. Parmaklarımın ucunu hissetmiyorum şu an. Canım ya. Poşetler niye yerde? Ne? Poşetler diyorum, niye yerde? Ya yoruldum biraz da o yüzden onları. Neyse ya. Dur ben alırım sen. Zahmet etme ya. Hayırdır. Peki. O zaman sen git. Akşam restoranda görüşürüz. Bak, Rose restoran. Unutma tamam mı? Bir de bunları sen nasıl taşıyacaksın tek başına? Taşırım ya. Şimdi şuradan taksiye binip eve giderim. Heh. Şu taksiyi çağırsana. Hop! Taksi! Dur be abicim ya. Ya bari şunu açıkla. Madem benimle barışmak istemiyordun, niye bu kadar zahmete girdin, anneme tuzaklar kurdun? Çünkü sana haklı olduğumu ispatlamam gerekiyordu Güzelciğim. Sadece bunun için uğraştın yani, öyle mi? Artık beni istemiyorsun. Kusura bakma Gizem. Her şey bitti. Benden bu kadar. Hoşça kal. İyi, çabuk geldiniz. Evet hocam. Şokta mı hasta? Evet. Kendisi çok zayıf. Çok kan kaybetmiş. Bunu hemen ameliyathaneye almamız lazım. Volkan? Volkan mı? Tanıyor musunuz hocam? Tabii, aile dostumuz sayılır. Bunun telefonu falan nerede? Şu telefondan karısını ara. İsmi Suna. Durumu uygun bir dille anlat. Hemen ameliyathaneye alalım. Hemen. Tamam hocam. Çabuk. Benim daha fazla konuşmaya terbiye müsaade. Terbiyesizlik mi var ortada? Sabiha tamam. Bakın hanımefendi. Kız da oğlan birbirini sevmiş. Kimsenin sizin oğlunuzun yakasına yapıştığı falan yok. Öyle değil beyefendi. Kızınız oğluma musallat oldu. Hanım senin ne dediğini kulağın duyuyor mu? Anneciğim boşuna kendinizi yormayın hiç. Zerrin Hanım'a göre ben servet avcısıymışım çünkü. Ne demek öyle o? Bravo. Rolünüze çok iyi çalışmışsınız. Masum numaraları, fakirlik gururu vesaire vesaire. Ama beni bunlarla kandıramazsınız. Üstüme iyilik sağlık. Bakın Zerrin Hanım, ben burada kardeşime hakaret etmenize izin vermem. Maksadını aşacak şeyler çıkacak şimdi ağzından. O yüzden lütfen şimdi çıkıp gidin evimizden. Çıkıp gideceğim herhalde. Yatıya kalacak halim yok ya. Ama size daha söyleyeceklerim bitmedi. Söyle. Kızınız oğlumun gözünü boyamış. Ama ben hayatta olduğum sürece ne oğlumun parasını kaptırırım, ne de geçmişte çoluk çocuk sahibi olmuş bir kıza gelinim derim. Banu'nun geçmişini bilmedim mi zannediyorsunuz? Ne varmış benim kızımın geçmişinde? Bana bak hanım, delilendirme beni. Yeter, bizim sana verecek kızımız yok, hadi. Abi ya tamam. Ay bırak Kazım ya. Volkan, ben seni sonra arayayım mı? Burası şimdi çok karışık. Efendim? Evet, ben eşiyim. Siz kimsiniz? Ne? Bıçaklandı mı? Volkan Bey'i az önce ameliyata aldılar. Görmen lazımdı. Ben taksiye binince benden kurtulduğuna o kadar çok sevindi ki. Ama hak ettim. Soğukta çenesi titreyene kadar beklettim onu. Süpersin. Şimdi restorandayım. Sarp az önce geldi. Gizlendiğim yerden şapşal şapşal beni beklemesini izliyorum. Çok komikmiş ya. Bana söylediğin şeyi yanıma aldım.
Merak etme. Tamam. Ben sana sonra haber vereceğim. Görüşürüz. Senin adına üzgünüm. İddiayı kaybettin. Dur bakalım. Gelsin de. Ya oğlum biraz önce birlikteydik. Birazdan gelecek yanıma işte. O kadar emin olma. Hiç belli olmaz. Neyse neyse. Geldiği zaman telefonu açarım. Sesini duyarsın. Ne olursun geldi. Hadi eyvallah. Alo Elif, ne oldu? Restoranın yerini mi bulamadın? Ya aslında ben sana başka bir şey söylemek için aramıştım. Başka bir şey derken? Çok acil bir işim çıktı. Ben gelemeyeceğim. Kusura bakma lütfen. Elif sen neyinin farkında mısın? Gerçekten çok önemli. Olmasa böyle yapmazdım ama. Ya kızım beni bu kadar beklettikten sonra mı geldi aklına önemli olduğu? Ya sen benimle oyun mu oynuyorsun? Bana bağırma. Ne demek bağırma ya? Ne demek bağırma? Bütün gün uşak gibi beni ayakta bekle, sonra gelmeyeceğim. Yok ya. Bana bak kızım. Her dediğine eyvallah dedim diye buna da eyvallah. Selam. Elif sen burada mıydın? Hem de tam arkanda. Seni denemek için gelmeyeceğimi söyledim. Ama sen son sınavından geçemedin. Hani bana diyordun ya yeni temiz bir sayfa açalım diye. Sen artık o sayfayı zor görürsün. Ama Elif... Dur. Bunu da senin için almıştım. Güle güle kullan. İyi günlerde. Ben Bahri Hoca ile konuşup hemen geliyorum. Düzelecek her şey, tamam. Hepsi benim suçum. Seninle ne alakası var kızım? İşten ayrılmaması için o kadar üstüne gitmeseydim. Hepimiz çıkma dedik. Ben de konuştum. He. Yani olacağı varmış yavrum. Yani anımıza yazılan buymuş demek ki. Ama dedim ben ona. Korkuyorum dedim. O adam yine gelirse dedim. Yine gitmiş. Sanki başka yer yok. Aman. Ya her şey güzel olacak. Biz buradan böyle hep beraber çıkıp gideceğiz. Telefonu çalıyor. Allah Allah. Duyduk. Efendim Eda. İyiyim senden. Banu'ya ulaşamıyorum Eda. Ona canım sıkıldı biraz. Aradım aramaz mıyım kapalı. Bilmiyorum Eda bilmiyorum. Gidip bakacağım. Evet evet. Hastaneye de gideceğim. Görüşürüz hadi kolay gelsin. Gidiyor musun çocuğum? Duydun anne.
Bahane'ye ulaşmam lazım. Belki şarjı bitmiştir. Hadi bir kahve koy da karşılıklı içelim. Kahve içelim. Bak düğmeye bastım. 5 dakikaya hazır. Alırsın sen. Hadi görüşürüz. Kusura bakma Gizem. Her şey bitti. Benden bu kadar. Hoşça kal. Kendimi affettirmem lazım. Günaydın. Günaydın canım. Sana haber vermeden almıştım, kusura bakma. Önemli değil. Senin kayıt cihazıyla ne işin olur? Bir işim vardı işte, boş ver. Ne oldu sana? Canın sıkkın gibi. Yok bir şey, iyiyim. Gece uyuyamadım da ondan pek tadım yok. Hadi ben çıkıyorum, görüşürüz. Efendim Pelin. Ne oldu? Yoksa bugün yeni bir planın daha mı var? Yok canım. Bugün bana ulaşamazsan merak etme diye aradım. Ne oldu canım? Neden ki? Sesin niye böyle geliyor? Ya hiç sorma. Banu'nun eniştesi bıçaklanmış. Şu an yoğun bakımda. Ne diyorsun Pelin? Vallahi herkes perişan durumda. Ben de bütün gün onların yanında olurum. Ben de gelebilir miyim hastaneye? Tabii gelebilirsin. Yalnız ben önce okula bırakacağım Efe'yi. Ondan sonra geçeceğim hastaneye. Zaten bizim hastanede. Tamam canım. O zaman sen geçerken beni de ararsın. Buluşup beraber gideriz. Tamam canım, öptüm. Görüşürüz. Dün çok hayvanlık ettim ben kıza ya. Arayayım bari. Şapşal. Açmaz tabii. Okulda bulacağım artık. Hadi Sarp. Gel. Merhaba hocam, müsait misiniz? Ben Volkan'ın durumu hakkında bilgi almak istiyorum ama. Tabii, dur bakalım. Evet. Seni dinliyorum. Yani ben kime sorsam hep durumunun stabil olduğunu söylüyor ama ben daha ayrıntılı bilgi almak için size geldim. Evet, gerçekten olanlara ben de çok üzüldüm. Galiba bir simit falan satarken olmuş bu olay, öyle mi? Evet hocam. Bir süredir işsizdi kendisi. İşte geçici bir işe başladı. Simitçilik yapayım dedi. Daha yeni başlamıştı zaten. Birkaç gün oldu. Anlıyorum. Her şeyin mafyası çıktı. Rahat bırakmamışlardı çocuk. Yazık. Neyse. Bak şimdi önce sen bir kere sakin ol. Ben senden bir şey saklamayacağım. Hastaneye getirildiğinde durumu gerçekten kritikti. Çünkü aldığı bıçak darbesi omuriliğe çok yakın bir yerdeydi. Biz de acilen ameliyata aldık. Ameliyatta çok başarılı geçti aslında. Biz hemen iyileşeceğini düşündük. Ne demek şimdi bu? İstediğimiz sonuca henüz ulaşamadık. Yani istediğimiz süratte bir iyileşme olmadı ama şimdi bir şey söylemek için erken. Bekleyip göreceğiz. Anlıyorum hocam. Sağ olun. Gel. Hocam uygun değilsiniz galiba. Gel gel. Ben dünkü hastanın durumunu soracaktım da. Biz de tam o konuyu konuşuyorduk.
Banu, senin asıl teşekkür etmen gereken kişi bu. Enişteni dün hastaneye bu arkadaşımız getirdi. Aa, bir dakika. Dün bıçaklanan kişi senin enişten miydi? Evet. Ben sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum Kaan. Sağ ol. Ya teşekkür etmene gerek yok. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Evet. Çocuklar, benim bir hastayla ilgilenmem gerekiyor. Yani çıkmak zorundayım. Bir gelişme olursa ben sana haber vereceğim. Merak etme, istiyorsan sen de çok vakit kaybetmezsin. Kilerin yanına dön, seni merak etmesinler. Haklısınız hocam. Sağ ol. Banu, ben de seninle gelebilir miyim? Ailene geçmiş olsun demek istiyorum. Ay tabii ki. Kaan, hadi gel. Niye kimse konuşmuyor? Ne konuşalım evladım, yemek yiyoruz işte. Bilmem. Annemin takdire şayan zekası olabilir mesela. Sarp. Ne oldu? Hallettiğinize kapandı mı ki mevzu? Hayır. Halletmedik tabii ki. Tamam hadi. Herkes yemeğini yesin. Olaya bak ama ya. 40 yıl düşünsem aklıma gelmez ha. Helal olsun sana be anne. Yılın tartışmasız en unutulmaz performansını sergiledin. Bravo. Sarp, yemeğini ye. Lütfen uzatma. Ne oldu Handan Hanım? Duymak ağır mı geldi? Niye konuşulmuyormuş? Ben böyle bir şey yapsam aylarca susmak bilmezsin. Ne haysiyetsizliğim kalır ne başka bir şey. Tamam yeter artık, kapatın şu konuyu. Handan hatasının farkında. Durup aynı konuyu ortaya getirmeyin. Doğru ya. Annelerin dokunulmazlığı var, unutmuşum. Ben çıkıyorum. Gizem bak, eğer Melih'le... Anne, sakın Melih'le ilgili tek bir kelime daha edeyim deme bence. Bundan sonra da herkes kendi işine baksın. Banu, ne dedi Bahri Hoca? Ne zaman ayrılacakmış Volkan? Yani abla bekleyip görecekmişiz. Şu an bir şey söylemek için erken dedi. Ama hiç merak etmeyin. Eşiniz öyle kolay kolay pes edecek birine benzemiyor. Eminim en kısa zamanda iyileşip tekrar evine dönecek. İnşallah. Kusura kalma. Oğlum sen de burada doktorsun değil mi? Ay anneciğim, Kaan benim sınıf arkadaşım. Aynı zamanda eniştemi hastaneye de Kaan getirmiş. Öyle mi? Allah razı olsun senden. Dün telefonda konuştum sendin değil mi? Sana ne kadar teşekkür etsem az. Hocamın hayatını kurtardın. Ya lütfen, teşekkür edecek bir şey yok. Hiç olmaz olur mu oğlum? Kim kime yardım ediyor bu zamanda? Çok sağ olun. Ya ben sadece üzerime düşeni yapmaya çalıştım. Keşke elimden daha fazlası gelebilseydi. Aa, bu arada belki bilmek istersiniz. Polisler bu sabah benden olayla ilgili ifade almaya geldi. Ben de ne gördüysem anlattım. Bunu yapan cezasız kalmayacak Allah'ın izniyle. İzninizle benim gitmem gerekiyor. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkürler. Sunam, ne oldu, iyi misin? İyiyim. Kızım. Bir an kötü oldum öyle. İyi misin ya? Gel biz seninle bir hava alalım. Bebeğin kimsesiz olduğunu söylemiştim. Ama annesi hayatta. Ablacığım. Levent. İyi misin canım? İyiyim iyiyim. Sizden ne haber? Bildiğin gibi. Kahvaltını ettin mi? Yok, etmedim daha.
Bak kızacağım ama. Hani ben yokken kendine dikkat edecektin? Ediyorum, merak etme. Neyin var senin? Sesin çok tuhaf geliyor. Yok bir şey. Doğru söyle. Kötü bir şey mi oldu? Yok dedim ya abla. Biliyor musun, dün okuldan aradılar. Tekrardan işe dönmemi istiyorlar. Pazartesi işbaşı yapıyorum. Daha bir ay vardı. Bana ihtiyaçları varmış. Ben de hayır diyemedim. Cihan'ın keyfi yerinde bakıyorum. Yerinde. Seni özledik o kadar. Ben de sizi özledim ablam. Dört gözle bekliyorum gelmenizi. O zaman ararım ben sizi, tamam? Görüşürüz. Hadi bay bay. Ablamın üzülmesine izin vermeyeceğim. Buna asla izin vermeyeceğim. Çok üstüne gittim. Demediğimi bırakmadın. Ama bak ne oldu. Şimdi ölümle pençeleşiyor. Abla ne olursun böyle yapma. Ayrıca benim eniştem öyle magandaları pabuç bırakacak bir adam mı ya? Keşke böyle olmasaydı. Demişti zaten, geleceği varsa göreceği de var diye. Ablacığım bak, olan oldu artık. Ne kendini ne de Volkan'ı suçlama, tamam? İç bakayım şu çayından be. Yok, ben duramayacağım burada. Odanın yanına gideyim. Aklım onda kalıyor. Tamam ablacığım, sen git. Ben de annemlere çay, su falan bir şeyler alayım. Haklısın. Salak gibiyim. Merhaba. Banu. Aradım açmadım. Sonra da telefonun kapalıydı. Ne oluyor? Can. Volkan bıçaklandı. Ne diyorsun? Yok, ben daha fazla bekleyemeyeceğim. Suna, neredeydi bu Bahri Bey'in odası? Biliyor musun sen? Ya dur hele bir. Adam bekleyin dedi, ne göre bir bildiği vardır. İyi de bekle perişan olduk burada. Hepsi benim yüzümden oldu. Her şey benim suçum. Ah şu dilim var ya, keşke tutulsaydı. Öyle deme yavrum ya. Böyle hırpalama kendini. Yalan mı anne? Volkan'ı kim bıçakladıysa suçlu olan o kızım. Hiç boşuna kendine işkence edip durma. Bahri Bey, durumu nasıl? Endişelisiniz biliyorum. Onun için lafı uzatmayacağım. Arkadaşlarla görüştüm ama Volkan'ın durumunda henüz bir değişiklik yok. Ama yaşayacak değil mi? Bir şey olmayacak bizim oğlana. Bütün temennimiz o yönde. Biraz bekleyeceğiz. Ama her türlü duruma da hazırlıklı olmak lazım. Suna. Hayır. Hayır. Kızım. Hayır, olamaz. Suna. Kızım. Ne olur bir şeyler yapın, yalvarırım. Ben kocam, siz yaşayamam, anlıyor musunuz? Ama siz yapamam. Bak, biz elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Zaten Volkan çok güçlü biri. İnşallah bunu atlatacaktır. Ama beklememiz lazım. Tamam. Peki onu görebilir miyim? Sadece 5 dakika. Siz burada bekleyin. İyileşecek bu. Ben eminim buna. Bak, eğer yapabileceğim bir şey varsa biliyorsun. Gerekirse başka hastaneye geçelim. Yok. Burada Emin ellerde. Ah be Banu. Niye bana haber vermedin? Ben de sebepsiz bana kapris yapıyorsun sanıyordum. Annen sana hiçbir şey söylemedi mi Can? Ne konuda?
Dün annen bizim eve geldi. Ne diyorsun Banu? Evet. Kızınızın oğlumun yakasından düşmesini istiyorum dedi. Ona göre ben servet avcısıyım ya. Kaan yazı ilanı vermiş. Okul gazetesinde yazmak isteyenler için fırsat. Kaybetmek konulu yazılarınızı bekliyoruz. Bize gelen en iyi 3 yazıyı gazetede yayınlayacağız. Kaybettiklerinizi bizimle paylaşın. Kaybetmek. Madem öyle, bu fırsatı değerlendirelim. Selam. Merhaba güzel. Nereye böyle? Burası okul olduğuna göre ben de derse gidiyorum. Bakıyorum buzlar hala erimemiş. Güzel, ben sana söyleyeceğimi söyledim. Daha da konuşacak bir şey olduğunu sanmıyorum. Ya bir kere de beni dinlemeyecek misin? Üzgünüm diyorum, pişmanım, özür dilerim. Bence daha fazla konuşmaya gerek yok. Artık çok geç. Hoşça kal. Yılmak yok Gizem. Maç daha bitmedi. Demet Hanım. Merhaba Levent Bey. Söylediklerinizi çok düşündüm. Annesinin bebeğinin yaşadığını bilmeye hakkı var. Böyle düşünmenize çok sevindim inanın. Ablanızla konuştunuz mu? Hayır. Anladığım kadarıyla siz bu işi bir an önce bitirmek istiyorsunuz. Ablam da er ya da geç bu durumu kabullenecektir. Her kadın bunu anlar inanın. O zaman buluşup konuşalım diyorum. Belki birlikte gideriz bebeğin annesine. Olur tabii. En doğrusu bu. O zaman ben dünkü buluştuğumuz kafeye gelirim. Hayır, dışarıda olmaz. Tehlikeli. Yani dikkat çekmeyelim. Bizim eve gelin isterseniz. Olur, benim için hiç fark etmez. Tamam, ben adresi mesaj atıyorum size. Tamam, anlaştık. Görüşmek üzere. Bana başka şans bırakmadın Nemşiran. Banu, bütün bunlardan niye benim haberim yok? Bu kadar ileri gideceğini tahmin etmemiştim Can. Ama gitti. Sonra da zaten Volkan bıçaklandı. Aklım başımdan gitti. Ben şimdi sizinkilere ne diyeceğim? Yani kusura bakmayın, benim annem böyle bir kadın mı diyeceğim? Allah'tan annen gelmeden ben bizimkilere sevgili olduğumuzu söylemiştim. Yapma ya. Ne dediler? Babam seni sevdiği için bir şey demedi ama... annem anneni gördükten sonra biraz mesafeli gibi. Haklı. Ben gerçekten çok üzgünüm bu an. Neyse canım, artık yapacak bir şey yok. Hadi bari yukarı çıkalım da ben bir geçmiş olsun diyeyim sizinle. Can. Ya ben yukarı çıkman konusunda pek emin değilim. Anne, o kadar kötü şeyler oldu ki yani, daha kötü ne olabilir? Gelmek istiyorsun yani. Evet, zaten annemden dolayı da mahcubum. Geleyim ben. Hadi gidelim o zaman. Ay Can. Ben su alacaktım. İki tane çay bir su alabilir miyim? Volkan'ım, canım kocam benim. Duy sesimi ne olur.
Sen iyi ol. Nasıl istersen öyle olsun. Tamam. Ben seni çok sevdim. Çok. Ölümde de, hayatta da seveceğim. Sen yeter ki aç gözünü. Her şey sana feda olsun. Nacım, hadi artık. Ne olur bir dakika daha. Peki. Ama bir dakikayı geçmesin olur mu? Yakışıklı. Efendim Nizam. Sana bir sürprizim var. Ne bu? Bak sana ne aldım. Hatırlarsan sen de beni bununla kandırmıştın. Şimdi sıra bende. Al bakalım. Evet hatırlıyorum. Sonrasında beni nasıl maymun ettiğini de hatırlıyorum. Al kendin ye çikolatanı. Melih yapma böyle ya. Hadi derse girme de tatlı yiyip tatlı konuşalım. Gizem, Aydın'da bir derse gireceğim izin verirsen. Ama çikolata... Ne çikolata Gizem? Çocuk musun sen ya? Aa, hadi hoca girecek derse. Sen ye çikolatanı. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Anneciğim bir şey içer misin? İstemem. Anneciğim ama bak böyle yapma lütfen. Kazım abi ben annemin yaptıkları için gerçekten çok üzgünüm yani. Bunları konuşmanın yeri değil oğlum. Siz tekrar özür dilerim. Sabiha Hanım. Bahri söyledi çok üzüldüm geçmiş olsun. Görüyor musun başımıza gelenleri İkbal Hanım? Sen de koşmuşsun gelmişsin böyle. Allah senden razı olsun. Ne demek ne yaptım ben? Hoş geldiniz İkbal teyzeciğim. Hoş bulduk Banu'cum. Merhaba. Durumu nasıl? Bekliyoruz işte. Neyse ben müsaadenizi isteyeyim. Müsaade seyredin. Ne çabuk geldin. Yarım saat önce aradım ya yoldayım diye. Hiç farkında değilim ya. Hemen gidiyor muyuz bu anların yanına? Özgür'e de haber vereyim. O da gelmek istiyordu. Bir mesaj atayım sonra gidelim. Tamam. Sarp aradı mı? Bütün gün aradı ama açmıyorum. Boş ver açma. Arasın dursun. Tamamdır gidebiliriz. Verdim bu kızı ya. Ne var birader? İyidir. Bir arkadaşın eniştesi bıçaklanmış. Yoğun bakımdaymış da onu ziyarete gideceğim. Şu sizin sınıfta Banu var ya. Onun eniştesi işte. Hadi ya.
Tüh. Geçmiş olsun. Sağ ol. Dün ne oldu Elif'le? Gelmedi mi yoksa? Geldi. Geldi de. Benim hıyarlığım yüzünden yemek falan yalan oldu. Kız bastı gitti. Peki bu durumda biletlerimi ne zaman alıyorum Sarp'cığım? Elif restorana gelecek mi gelmeyecek mi diye iddiaya girmiştik. Hatırlatırım. Tamam da yani böyle de gelmiş sayılmaz ki. Ne yemek yemişsiniz ne de romantik bir ortam olmuş. Ya kardeşim ne senin dediğin oldu ne benim dediğim oldu. Ne sen kazandın ne de ben kazandım yani. İyi peki. Hadi öyle olsun. Ya benim bu Elif'i bulmam lazım. Telefonlarını açmıyor. Vallahi bulsan da kendini affettirebilecek misin bakalım. Hadi ben kaçtım. Görüşürüz. Eyvallah. Bulsam affettireceğim de bulmuyorum ki. Ablam için her şeyi yaparım. Hem de her şeyi. Hoş geldiniz, buyurun. Kararınız beni çok mutlu etti. Düşüncesi de aktardım tabii. Takdir edersiniz ki bu çok hayati bir bilgi. Hazmetmesi de kolay değil. Ödeseniz haklısınız. Ama dediğim gibi bu yükü taşıyamıyorum artık. Benim için de çok zor. Hadi hazırsanız bir an evvel gidelim bebeğin gerçek annesine. Bunca ne aceleniz var? Gideceğiz tabii ama önce oturup bir de anlatacağımızı konuşalım değil mi? Buyurun. Santos yaptırayım mı kantinden ha? Yok yok istemiyorum. Ama yapma böyle bırakma kendini. Yavrum anlamaktan perişan oldum. Sabiha tamam. Sabiha Hanım. Güçlü olmak zorundasınız. Bu zor zamanda Sunay'a siz destek olacaksınız. Ayrıca bütün zorlukların üstesinden geldiniz. Bunun da üstesinden geleceksiniz eminim. Öyle de İkbal Hanım. Onu böyle görünce dayanamıyorum ben. Hastanın durumunu merak ettim de. Değişiklik yok. Öğrendi mi acaba? Efendim? Ne yapıyorsun anne? Fotoğraflarına bakıyorum. Sen ne yapıyorsun bakayım? Eve geliyorum. Aç mısın? Yemek söyleyeyim mi sana? Ben bir geleyim de anne. Bakarız o zaman. Güzel. Banu Hanım geri adım attı demek ki. Ah anne. Aa Gizem. Sen bir saattir beni mi bekliyorsun burada? Hala konuşmayacak mısın benimle? Bilmiyorum Gizem. Kafam çok karışık. Benim şimdi kütüphaneye gitmem gerekiyor. Bir konu araştıracağım da. Çıkınca belki konuşuruz.
Ama... Hadi görüş. Hale bak ya. Cin Ali'yi okumamış adam iki günde alim kesildi başıma. Dediğim gibi. Tüm sorumluluğu ben alacağım. Sizi ateşe atmayacağım. Hiç merak etmeyin. Ablam yıkılacak. Ben bile daha hala kabullenebilmiş değilim. Keşke başka türlü olsaydı. Keşke. Gidelim mi artık? Bu iş bir an evvel bitsin istiyorum. Bir soru daha soracağım. Bebeğin durumundan ailesinin haberi var mı? Yani bebeğin yaşadığını biliyorlar mı? Yok, henüz bir şey söylemedim. Önce sizinle konuşmak istedim. Anlıyorum. Ben de ablama söylemeden böyle bir şey kalkışmak istemezdim. Ama ne yapalım? Başka çare yok. Evet Levent Bey. Daha fazla vakit kaybetmeyelim artık. Tamam o zaman ben üstümü değiştireyim. Çıkalım. İçeri gitmediniz mi siz? Anahtarımı burada bir yere koymuşum da bulamadım. Galiba içeride. Ya yeni mi başlamıştı simit satmaya? Daha bir hafta bile olmamıştı. Canım, var mı bir gelişme? Yok. İşte dün geceden beri buradayız. Bekliyoruz. Peki babam ne diyor? Kurtulacak ama değil mi? Hiçbir şey belli değilmiş Pelin. Elinden gelen her şeyi yapmışlar ama... ...ni bilincinin açılmasını bekliyorlarmış. Banucuğum, çok geçmiş olsun. Sağ ol canım. Ben bir Sunan'ın yanına gideyim. Nasıl olmuş? Ya birkaç gün önce simit satmaya başlamıştı eniştem. Başka bir simitçiyle birbirlerine girmişler. Yer kavgasına. İşte sen buraya tezgah açarsan açamazsın falan diye. Eniştem de öyle lafını deyip oturacak bir tip değil ki. Kavga büyümüş işte. Sonra diğer simitçinin de göz dönmüş. Saplayıvermiş bıçağı. Of, gerisini zaten Kaan daha iyi. Nasıl yani? Sen de mi oradaydın? Eniştem hastaneye Kaan getirmiş zaten. Eğer olmasaydı şu an başka şeylerden konuşuyorduk. Yok canım. Benimle ilgili bir durum yok. Yani kim olsaydı aynı şeyi yapardı. Olur mu öyle şey Kaan? Sen ilk müdahaleyi yapmamış olsaydın... Kan kaybından belki de kaybedecektik enişte mi? Neyse ben bir Sunay'a bakayım. Ben bir su alayım. Bitti mi işin? Bitti. Bir konu üzerine araştırma yapmam gerekiyordu. Sümerler'de aile ilişkileri. Ders işte. Enteresan konuymuş. Ha. Yeterince süründürdün mü? Affedecek misin artık beni? Zor. Ama imkansız değil. Bazı şartlarım var. Neymiş? Bir daha bana inanmamak gibi bir hataya düşmeyeceksin. Tamamdır, anlaştık. Güzel. Bir hafta boyunca da istediğim her şeyi yapacaksın. Yok artık. Tamam, sen bilirsin. Tamam. Tamam, kabul ediyorum. İyi o zaman. Seni affedebilmem için bir şansın var demektir. Detayları sana daha sonra söylerim. Görüşürüz. Aferin, iyi iş çıkarmışsın.
Ya abartacak bir şey yok. Yeter ki bir an önce sağlığını kavuşsun. Önemli olan bu. Olacak inşallah. İnanıyorum. Ay Pelin, ne olur dua edin. Ediyorum canım benim. İçimden bildiğim bütün duaları okuyorum. Ben bir Sabiha teyzelere bakayım. Sabiha teyze, Kazım amca. Çok büyük geçmiş olsun. Sağ olasın oğlum. Eksik olma. Sağ olasın. Anneciğim, babam gelmedi mi? Aşağı indi, gelir birazdan. Oğlum, sen doktor sayılırsın. Volkan'ım iyileşecek değil mi? Tabii ki iyileşecek Sabiha teyzeciğim. Olur mu öyle şey? Ne bilsin çocuk Sabiha? Bu mu girdi ameliyata? Ya ne bileyim ben. Kimse bir şey söylemiyor. Umudunuzu yitirmeyin. Her şey düzelecek. İnşallah. Allah'ım o günleri bir görse bana bir nasip etsin. Atlattınız. Hem Volkan çok güçlü bir adam. Eminim iyileşecek. Biliyorum benim, biliyorum. Ama bu hastanede böyle olmak. Ne bileyim, bana kötü günlerimi hatırlattı. Sevdiğim birini kaybetmek. Ne bileyim, hatırladım Pelin. Onunla böyle yumru yumru minicik ellerini. Son bir kez böyle doya doya koklayamadım onu. Mini fıstık ömrüm oldu bebeğimi. Zor. Çok zor. Bebeği annesine veremeyiz. Hayatta olmaz. Hadi bitir şu işi Levent. Çıkıyoruz değil mi? Evet, buyurun. Geldin çocuğum. Balık söyledim, yeriz değil mi? Yeriz yeriz. Otursana anne, bir konuşalım seninle. Ne oldu çocuğum? Anne. Sen ne hakla insanların evine gidersin ha? Banu'yu da ailesinin yanında servet avcılığıyla suçlamışsın. Demek söyledi. Utanmaz şey. Utanmaz mı?
Anne burada sence utanmaz olan Banu mu? Banu tabii. Resmen sana kancayı takmış. Kör müsün? Anne yeter. Bak ben Banu'yu seviyorum, mutluyum. Niye inanmıyorsun? Bırak bu romantik sözleri Can. Kendine gel artık. Allah Allah Allah. Ben sana ne diyeceğimi bilemiyorum anne. Bir şey deme zaten. Ben yaptıklarımın arkasındayım. Bugün olsa yine aynı şeyleri yaparım. Pişman da değilim. Ama asıl benim merak ettiğim bu kız sana bunları nasıl anlattı? Eniştesini bıçaklamışlar. Hastanede gördüm. Kızcağız bana o halde anlattı. Biliyorum nasıl insanlarsa. Biliyor musun? Nereden biliyorsun? Ben oradaydım. Haber geldiğinde ablası feryat figan ortalığı yıkıyordu. Nasıl yani? Haber aldıklarında sen yanlarında mıydın? Evet. İyi ki de gitmişim. Texas mı çocuğum burası? Ellerinde bıçaklarla sokaklarda dolaşıyorlar. Anne bıçaklamış demiyorum, bıçaklanmış diyorum. Anne sen hangi ara bu kadar vicdansız oldun? Volkan orada canıyla uğraşıyor anne. Sen burada nelerden bahsediyorsun? Oğlum onlar Allah'a yakın, bize uzak olsunlar. Onları istemiyorum. Bize uygun bir aile değil onlar. Anne yeter! Ben onları orada öylece yalnız bırakmasa mıydım acaba? Banu çok kötü görünüyordu. Hani belki bir yardımım dokunurdu. Pelin halleder, merak etme sen. Ya Banu sanki başka bir şey yüzünden perişan olmuş gibiydi. Geçen sene Banu bebeğini kaybetti. Volkan'ın durumu da onu hatırlattı herhalde. Of, çok kötüymüş. İnsan bebeğinin ölümüne nasıl dayanır ki? Yani Banu bir şekilde atlattı. Ama bu tip durumlarda zor tabii. Neyse ben buradan kaçıyorum, sonra görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Ya ben çantamı unutmuşum da gidip onu alayım. Görüşürüz. Kızım açsana şu telefonumu ya. Neredesin? Onların yanında dura dura huyun da değişti. Masa devirmek ne oluyor? Anne beni delirttin. Utandırdın. İnsanların yüzüne bakamadım. Kim ki onlar? Gecekondu'da yaşayan bilmem kim. Anne yeter! Bak ben seni de bu zenginlik zırvalarını da dinlemek istemiyorum artık, tamam mı? Hayatıma karışmayacaksın benim. Bağırma bana, bağırma. Baban duysa var ya kahrından ölürdü. Ne bu be, ne bu be? Biraz laf dinle canım. Dinlemeyeceğim anne, hayır dinlemeyeceğim. Bu benim hayatım. Bak çocuğum sinirlisin. Çok şey yaşadın. Tepki göstermen çok normal. Ne? Anne bak senin bu yaptıklarının yanında benim verdiğim tepkiler az bile, tamam mı? Yavrum. Güzelim insanları nelerle suçladın sen? Farkında mısın? Ben çocuğumu korumak zorundayım. Anne bak, bir daha sakın Banu'ya da o insanlara da yaklaşmayacaksın, tamam mı? Haddini aşma. Karşında annen var. Anne, bak lütfen. Evimden de, hayatımdan da git. Madem anneni karşına alıyorsun, söyleyecek sözüm yok. Yarın sabah gidiyorum. Ama şunu bil ki, ben hayatta olduğum sürece bu işe asla rızam yok. Thank you.
Elif. Oh, sonunda buldum seni ya. Neredesin sen? Bütün gün arıyorum, açmıyorsun telefonunu. İşim vardı. Ne kadar önemli bir işin varsa artık bütün gün açmıyorsun telefonlarını. Doğa ile birlikteydim. Doğa mı? Evet. Birlikte Elma Dağı'na gittik. Biliyor musun? İnanılmaz eğlenceliydi. Öyle mi? Öyle. Peki siz Doğa ile sevgili misiniz? Niye sordun? Yoksa Doğa ile ben sevgili olursak üzülür müsün sence? Gel hele bir yüzünü yıkayalım senin. Şey olmaz. Ben seni tutarım. Hadi bakalım. Benim yüzümden oldu. Hepsi benim yüzümden. Sunacığım. Yapma böyle, kendini eziyet etme. Kocamın gururuyla oynadım. Eğer onun üstüne bu kadar gitmeseydim bunlar olmayacaktı. O zaman o adam onu bıçaklamıyordu. Bakar mısın bana? Bakar mısın bana? Sen çok iyi bir eşsin. Bilmediğin şeyler oldu İkbal abla. Biliyorum. Pelin bana neler olduğunu anlattı. İşten ayrılmasına engel olmak istemişsin. Kapris yaptım resmen. Ama aynı zamanda oraya gitme demişsin. Hayat böyle işte. Neler olacağını kestiremezsin ki, öyle değil mi? Öyle. Öyle ama. Gel. Gel otur bakayım şöyle. Sunacığım, senin çok güçlü olman gerek. Volkan buradan çıkınca sana ihtiyacı olacak. Çıkacak. 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 Bütün bu olanlardan sen sorumlu değilsin. Ablacığım, iyi misin? Elbette iyi. Hem de çok iyi. Suna kocası için çok iyi olacak. Sen doğadan daha iyilerini hak ediyorsun. O bakımdan yani. Gözünde bu kadar değerli olduğumu bilmiyordum. Cevap vermedin hala. Sevgili misiniz? Hayır. Takılıyoruz sadece. Sen bana ne diyecektin? Bütün gün niye aradın? Ben senden özür dileyecektim. Hakikaten mallık ettim yani. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum bile. Elif. Ya Sarp. Boş ver. Ben unuttum. Sen de unut. Bu kadar mı söyleyeceklerin? Bu kadar. Şimdi benim eve gitmem lazım. Sen de kendine iyi bak, olur mu? Hiçbir şey için üzme kendini. Durumu nasıl? 24 saat beklememiz gerekecek. Durumu aynı. Nasıl yani? Hala kritik. İyileşecek değil mi? Bekleyeceğiz. İyileşebilir tabii ama
Aksine de hazırlıklı olmak lazım. Nihayet bitti. İnsan gerçek bir acıyla karşılaşınca ne kadar da kolay yazıyor. Kaan'ın ben olduğumu anlamaması için takma bir isimle yollamam lazım. Uyanan güzel. Evet evet, uyanan güzel. Yazmıştı yazar. Belki de büyümemiz için uyanmamız gerekiyordu. Hayat ince bir çizgiyse eğer, bir ucunda doğum, diğer ucunda da ölüm vardı. Sonsuz uykuya daldığımız o an, bir daha uyanıp uyanmayacağımızı bile bilmiyorduk. Yaşadığımız bütün korkular aslında sonunu bilmediğimiz uzun bekleyişlerin çilesiydi. Ne geliyorsa başımıza insan olduğumuz için geliyordu işte. Gözyaşlarımız okyanusa düşen bir yağmur tanesi gibi kifayetsiz kalıyordu pişmanlığımızı anlatmaya. Hikayenin son cümlesi yazılmamıştı henüz. Girişten sonra atılan düğüm bile daha çözülmemişti. Hiç merak etmeyecektik sonunu. Belki de korktuğumuz için. Kalbimiz bir sır perdesinin arkasında kendi karanlık kuytularına çekiliyordu. Ne kadar sakınsa da insan kendini, yine de bir umut çeviriyorduk sayfaları. Kalbimiz yorgun düşüp gözlerimiz uykuya teslim oluncaya kadar.